Elinize sağlık. Bu da faaliyet raporu olmaktan çıkıp artık fotoğraf albümüne dönmüş neredeyse. Gülün Hanım özellikle fotoğraf albümü olmuş dedi. Sevindim böyle demesine. Çünkü ne söylesek, ne yapsak ne göze geliyor ne kulağa geliyor. Görmeyen gözlere, duymayan kulaklara hitap etsin diye faaliyet raporumuzu böyle güzel güzel gösterelim dedik ama gene görünmemiş. Faaliyetlerimiz arasında üçüncü bir grup iş var ki bunlar aslında İzmit Belediyesi'nin yetkisinde zaten olmayıp hiçbir şekilde gerçekleştirmemiz mümkün olmayan işler. Mesela teleferik yapmak. Altını çize çize söyledik. Dedik ki biz bunu seçim bildirgemizde yer vermediğimiz halde yapmak istiyoruz. Yapmak istiyoruz. Ve bu yüzden de stratejik planımıza koymak istiyoruz. Teleferik projesi ne yazık ki reddedildi. İkinci projeyi çalıştık. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Dairesi'ne sunduk. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Dairesi şu anda bekliyor projeyi. İktidar sizsiniz, Cumhurbaşkanlığı sizde. Onaylayın, ertesi gün projeye başlayalım. Devletten bir şey beklemiyoruz, herhangi bir kaynak da beklemiyoruz. Sadece dış kredi kullanabilmek için yasa gereği Cumhurbaşkanı'nın onaylaması gerekiyor. Bu onaylanmadı. Kaldı ki siz 20 yıldır vaat ettiniz de yaptınız mı arkadaşlar? Teleferik yaptığınızda biz mi görmedik? Teleferik yaptığınızda biz mi görmedik? Allah aşkına biz vaat etmediğimiz halde çalıştık, sunduk. Ondan sonra siz hala onaylamadınız. Onaylamadığınız şeyi sonra çıkıyorsunuz bu kürsüden siyasi kurnazlıkla yapmadınız diyorsunuz. Biz yaptık, onay verdiğimiz takdirde devamı da yapılacak. Onay verirseniz vermediğiniz şeyde hesap soramazsınız.